Kolay gelsin. Gümüşümüzün Zonguldak'ın tek ikili öğretim yapan Gümüş Beldesi'nde ihtiyacımız olan bir okulu gümüşe kazandırmanın sevinci içindeyiz. Bu tesisi, bu okulu bugüne kadar gelmesinde emeği olan önce Sayın Valimize, milletvekillerimize, il başkanımıza, özel idare sekreterimiz Recep Demirtaş'a başta olmak üzere Ahmet Kan Yılmaz Bey'e, milletvekillerimize, bu yeri alıp milli eğitime bağış yapan Binyamin Ayhan Bey'e ve bu noktaya gelmesinde büyük emeği olan Gülüş Belediye Başkanımıza, bundan önceki dönem ilçe başkanımız Mehmet Fatih Çakır'a, özellikle Ereğli'ye atandığı ilk günden beri Gülüş'le ilgilenen Sayın Kaymakamımız İsmail Çorumoğlu'na da bu noktaya gelmesinde büyük emekleri olduğu için sonsuz teşekkür ediyorum. İlçe başkanımız Saffet Bozkurt'a da teşekkür ediyorum Gülüş'teki ilgilerinden dolayı. Bundan sonraki AK Parti iktidarının Gülüş'te hiçbir zaman elini çekmemişti. Bundan sonra da yapılması gereken ne gerekiyorsa devlet adına, hükümet adına hepsini Gülüş'e kazandırmak için Can Nıraç Belediye Başkanımız, meclis üyelerimiz, yönetim kurulumuz, muhtarlarımızla beraber çalışma içindeyiz. Çok güzel bir ortam var. Beraber kardeşhane içinde Gülüş'e hizmet ediyoruz. Eksiklerimizi tek tek gidermeye çalışıyoruz ve bunları da başardık Allah'ın izniyle. 24 eski bu okulun Gülücüğümüze hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Emeği geçenlere tekrar sonsuz teşekkür eder, saygılar sunuyorum. Gülüç halkına hayırlı olsun diyorum. Bugün burada 24 eski okulumuzun çalışma yapım işleri devam başladı. Ben burada emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Saadet Doruç, danışmanımız Saadet Doruç'a, değerli valimizle, kaymakamımıza, önceki dönem ilçe başkanımız Fatih Çakır'a, şu an bir Saffet Bey takiplerinden dolayı özel idareye teşekkür ediyorum. Burada Gülüş'e güzel bir yatırım oldu. Çünkü bizim tek burada Ereğli'de ikili öğretim olan Gülüş'te vardı okullarımız. Burada da 24 derslik 12 trilyon maliyetli bir okulu Gülüş'e kazandırdığımız için gururluyuz, onurluyuz. Çünkü çocuklarımıza değer veriyorduk. Her zaman söyledik, bizim için en değerli varlıklarımız çocuklarımızdı. Eğitim öğretimde de okullarımız eski olmasının dolayı da sıkıntılar yaşıyorduk. Burada güzel bir yatırım yaptık Gülüş'e, güzel bir yatırıma kazandırdık. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve diyorum ki burada dışarıda bir yatırımcı abimizin çocukları bu okula babalarının ismini verip bu arsayı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladılar. Öncelikle okulumuzun ismi de Hacı Emin Ayhan adı olacak okulumuzun ismi. Ben burada değerli çocuklarına, Almanya'da çalışan çocuklarına işlerinde bol kazançlar, başarılar diliyorum. Çünkü böyle bir arsayı ücreti mütabini alıp Milli Eğitim'e bağışladılar. Onların emeği çok büyük burada. İleriki günlerde de tabii bu ortaokulumuzun bitirmesinin sebebi de şuydu. İki alanın aynı okulda olması, yani ilkokul ve ortaokulun aynı bir bahçede olmaları. Küçüklüklerin kavga etmeleri sebebiyle büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Ortaokulumuzu bu tarafa başlattıktan sonra, yani ortaokulun çocuklarımızı boya aldıktan sonra sonraki günlerde de ilkokulun yenilenmesi talebinde bulunduk. Değerli valimiz, değerli sayın kaymakamımız bu konuda özellikle gerek telefondan gerek de çıkıp Gülüş'e gelip kendisi özellikle takip ediyor buradaki yapılan çalışmaları. Buradaki ihtiyaç doğrultusunda yapılması gereken ne varsa bizlerin yanında gece gündüz devam eden beraber çalışıyoruz. Biz göreve geldiğimizde söz vermiştik vatandaşlarımıza. Dedik ki biz okullarımızı yenileyeceğiz. Burada tabii başta Sayın Cumhurbaşkanımızın doğrultusunda, onun önderliğinde böyle bir okulu kazandırdık. Önümüzdeki günlerde de ilkokulumuzun yenilenmesi talebinde bulunacağız. Burası bittikten sonra çocuklarımızı buraya alıp ortaokul bölümü burada olacak. İlkokul bölümü de o bahçede olmuş olacak ve de burada Gülüş'te yaşayan çocuklarımızın güzel bir eğitim, öğretim görmeleri amacından bizim için de farklı bir anı olmuş olacak. Çünkü çocuklarımıza çok değer veriyoruz. Çocuk parklarıyla, sahiliyle. Ben göreve geldiğimde her zaman şunu söylemiştim. Bizim Gülüş'te yaşayan çocuklarımızın hiçbir zaman arkadaşlarını Gülüş'e davet edemiyorlar. Çünkü Gülüş'te sosyal olan yaşam yoktu. Ne bir kafeteryası, ne bir sahili, düzgün bir okulları yoktu çocuklarımızın. Ve de ileriki günlerde sahilimiz bir aşamasına geldi. Yukarıdaki millet bahçesine başlayacağız. Terminal projemiz başlıyor şu anda. Okullarımız yenileniyor. Yani biz Gülüş'te gece gündüz demeden, durdurak bilmeden hizmet etmeye çalışıyoruz. Çünkü biz vatandaşımıza söz verdik. Göreve geldiğimizde ne söz verdik, ne proje yapmışsak bunu belde başkanım, örgütteki arkadaşlarımızdan, değerli muhtarlarımızdan, meclislerimizle birlikte. Çünkü biz seçim sloganımız şundu. Biz birlikte bir aile izlemiştik. Bu birlikte yapacağız bu projelerimizi. Birlikte başaracağız. Şu anda da bir koronavirüs illetiyle uğraşıyoruz.
dünyada, Türkiye'de. Biz de diyoruz ki vatandaşlarımızı koronavirüsle ilgili olarak da vatandaşlarımızın yanındayız. Şu mücadelemiz devam ediyor koronavirüsle ilgili. Maskelerini, dezenfektelerini, kalabalıklardan uzak durmasını, bunu da birlikte yeneceğiz, birlikte başaracağız. Ben onun için halkımıza, ekibimizle beraber, birlikte beraberlik içerisinde gülüşte bunun örneğini sergiliyoruz. Hiç kavga gürültü olmadan, muhtarlarımızdan, belde başkanımızdan, diğer yönetim kurulu arkadaşlarımızdan, mesullerle beraber gece gündüz çalışıyoruz. Gerekirse Ankara, gerekirse Zonguldak, gerekirse iş adamları veyahut da diğer büyük belediyelerden her türlü yardımlara açıkız. Onlara da gidiyoruz, onlarla birlikte de bu projeleri paylaşıyoruz, yardım alıyoruz, destek alıyoruz. Yani şunu diyorum kısacası, Gürcü halkı yastığı başına koyduğunda rahat uyusun. Çünkü biz bu göreve gönüllü geldik. Belediye ilişki gönül işi dedik. Biz gece gündüz hizmet edeceğiz ve Gürcü'deki yaşayan halkı refah bir seviyeye çıkaracağız. Öncelikle çocuklarımıza bu okulun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki günlerde de ilkokulumuzu yenileceğiz. Onu da açıklaması daha sonra yapacağız. Ben buraya gelen basın arkadaşlarıma, değerli mevzuselerime, belde başkanıma, örgütteki arkadaşlarıma da, siz değerli basın mensuplarına hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Peki başkanım, inşaat yapım süresi ne kadar sürecek? İnşaat yapım süresi 270 gün olarak belirlendi. Alan firmada arkadaşlarımız gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Yani 270 günde aşağı yukarı 9 ayda kabul ediyor. Ben inanıyorum ki 9 ay içerisinde de bu okulu bitireceklerine inanıyorum. Çünkü buradaki alan arkadaşlar bu işte deneyimli. Erdem'in okulunun, Havaklı yapılan okulun yapan arkadaş aynı firma. Yani orada deneyimli olduğu için bu işin hızlı bir şekilde ilerleyeceğine inanıyorum. Biz de belediye olarak da gerekirse araç, gerekirse ekip, edevat şeklinde yardımcı oluruz kendilerine. Çünkü bir önce bitsin, bir önce çocuklarımıza bu okula kavuşsun istiyoruz. Suyumuz var köyde. 20 metre var. Öyle mi? Evet. 20 metre gidiyor. 16 metre bütün dedi. Yani bu evet. 4 metre daha inecek burası. Evet. Geliyor. Evet. Thank you.